Tamam, şimdi bu mutlu andan öbür tarafa geçiyoruz. Hazır mıyız? Ha? Ya o değil mi o duygusal andan. Şimdi Kenan programımıza geldi, eşimi arıyorum dedi. Eşini bulduk. Bugün hatta bulduktan sonra ilk defa karı kocayı 3 ay sonra yüz yüze getireceğiz sevgili seyirciler. Önce minik bir hatırlatmamız. Ardından da eşin burada. Dokuz yıldır evlisiniz. Eşiniz Hatice Avcil 19 Haziran tarihinde 3 tane çocuğunu da size bırakarak evi terk ediyor. Kıbrıs'tan İstanbul'a geliyor. Evet. Eşimin kayınpederinin tarafından. Akrabasının evine İstanbul'a getirdiler. Ondan sonra hiçbir şekilde haber alamadım. Kayınpederimin benim eşimi kendi kızını başka biriyle evlendirmesinden korkuyorum. İddiam bu. Evet. Giderken eşiniz bir mektup falan bıraktı mı? Hiçbir şey. Bir kere aradı. Boşanmak istiyorum dedi. Ben senden boşanmak istemiyorum dedi. Neredesin dedim. Seni de alakadar etme dedim. Şiddet falan mı uyguladınız? Hiçbir şekilde. Ne şiddet var ne de başka. Annem baban çocuklara bakıyor. Eşin uçağa atlıyor, İstanbul'a geliyor. 19 Haziran'dan beri ortada yok. Kayınpederin Hamdi Bey telefon attığında. Hatice Avcil sizin yanınızda mı? Benim yanımda değil. Kızınızla en son ne zaman görüştünüz? 3 ay önce. Ramazan bayramda konuştuk. Bayramda orada yapacağım dedi. Haziran'ın 21'inde uçağa binip İstanbul'a geliyor. Kaynatası akşam saat 8.30'da beni arıyor. Hatice kayıp diyor. Ne benimle ne ailemle hiç görüşmedi. Sen kızını bulamıyorsun, sen karını bulamıyorsun. Evet. Kadın nerede? 19 Haziran'da ne diye gitti evden? Eşinizin telefonla başka birileriyle görüşmesi arkadaşça var mıydı? Yok. Hatice Avcil'i görenler, bilenler, tanıyanlar bize ulaşsınlar. Dokuz yıllık evlilik, 3 tane de evladınız var. Senin iddian şu, o çekti gitti ama her an şiddet uygulamadım, hiçbir şey yapmadım. Hiçbir sıkıntımız? Yok. Yoktu. Peki. Hatice gelebilir misin stüdyomuza? Hatice Avcil geliyor 3 ay sonra. Gel. Gel böyle. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne kadar küçüksün sen, kaç yaşındasın? 25. 25 yaşındasın. Kenan sen kaç yaşındasın? 32. 32 yaşındasın. 9 yıldır da evlisiniz. Kıbrıs'ta yaşıyordunuz. Sen 3 ay önce Haziran ayında değil mi? 21 Haziran'da. 21 Haziran'da eşini, 3 tane de evladını bıraktın ve ama gittin. Neden? Bıraktım, neden gittim? Hani şimdi 10 senedir biz evliyiz zaten. 10 senedir biz evliyiz zaten. Hani şey yapıyor, böyle darp ediyor beni. Babası, annesi falan darp ediyorlar beni. Hani şiddet uyguluyor. Çık git diyor, ben seni istemiyorum diyor. Kolumdan tutup beni dışarılara atıyor. Hani kış oluyor, sobada odun yok diyor. Odun motor orada, git kendi odunu kendin kes diyor. Sürekli 3 ay sonra ilk defa birbirinizi gördünüz. Hı-hı. Sürekli aileme falan şey yapıyor, böyle aileme sövüyor, sayıyor. Gördün mü sen nerede olduğunu? Gördüm, karşımda. Hı-hı. Şu an. Hani kimse bırak, hani kimse istemez ailesini, çocuklarını bıraksın, uzaklaşsın. Ama hani artık insan dolunca, insan yapacağı bir şey olmayınca. Tamam. Söylediklerinin arkasında mısın? Ne? Söylediklerinin arkasında mısın? Neler yaşandı sizler bilirsiniz. Anneniz babanızla mı yaşıyordunuz? Altlı üstü bina. Altlı üstü, yani evet. Aynı bir binanın içerisinde beraber, evet, oturuyordunuz. Beraberiz. Evet. Ben hiçbir zaman için vurmadım. Benden de ne istediyse de eğer hepsini yaptım. Allah'a şükürler olsun. Ben çocuklarıma bir söz verdim. Hiçbir şekilde de ne kalkıp vururum ne de başka. Benim çocuklarımı mağdur etti. Çekti gitti. Ben başka bir şey söylemiyorum ben. Ben de şunu merak ediyorum. Bir kadın neden yuvasını, çocuklarıyla yaşadığı yuvayı terk eder? Bilmiyorum ablacığım. Ben günah almak istemiyorum. Ben artık alamıyorum. Ne günahını alıyorum ne de başka bir şey. Sizin dışınızda benim, ailenizden de şiddet gördüğünü iddia ediyor. O iddiayı aslında kısmi olarak kabul ettiniz siz. Babam şiddet uyguladı dediniz. Babam 4,5 sene önce dedim. Eğer ben Hüce Hanım'a da söyledim. Babamla, hani ben hiçbir şeyden onun annesine, babasına, nenesine hiçbir şekilde ben küfür etmiyorum. Ki ben küfür eden bir insan değilim zaten yani. Ben küfür eden bir insan küfür değil. Küfür değil. Sen kayınpederinden, hı-hı, ya da Kenan'ın aile üyelerinden birinden şiddet gördün, evet, mü? Evet. Evet gördüm.
Babası geçen sene benim belimde fırça sapı kırdı. Morluk içindeydi. Kaç sene önce? Karakola gittim. Hatta karakola gittim, şikayet edecektim. Beni kolumdan tutup eve getirdiler. Yok bir şey demek yerine senesini mi soruyorsunuz? Niye şikayet edeceksin? Ne yapacaksın bu saatten sonra? Kime gideceksin? Annem baban seni bize 10 milyon... ...karşılığında almışsınız sanırım. Evet. Üzerine de 3 çocuk yapmışsınız. Hı-hı. 3 tane de çocuğunuz var. Sen o evde mutsuzdun. Evet. Şiddet görüyordun. Evet. Kenan ve ailesi nasıl insanlar? Kenan ve ailesi şöyle söyleyeyim. Senle yaşayan bilir, dışı sizi içi beni yakar diyorlar ya. Öyle insanlar işte. Yani mesela Kenan iyi bir baba mıdır? Hiç iyi baba değil. Çocukları döver, şiddet duygular, çocukların psikolojisi bayağı bozuk. Yani 10 yaş, yani 9 yaşındaki çocuğun bile doğru düzgün konuşamaz. Sen 3 ay önce evden gittin. Hı-hı. Bu adamdan kaçmak için. Evet. Ama çocukların da mağdur ediliyor o evde. Onları niye almadın yanına? Onları yanıma almadım çünkü onları alsam şu an onlara bakacak durumum yok. Hani ev dedim, iş bulacağım, çalışacağım. Ama ben şimdilik onların devlet korumasına alınmasını istiyorum. Devlet gözet koruması altına, hı-hı, alınsın çocuklar. Hı-hı. Bunu 3 ay önce niye ihbar etmedin? 3 ay önce ihbar etmedim çünkü 3 ay önce hani ben gittim zaten ifademi verdim. İfademi verdim ben zaten karakola, yani kayıp değilim falan diye. İşte o zaman diyor çocuklarını, yani çocuklarınla ilgili durumu o zaman anlattın mı? Yoktu yani, bir yere gidemedim zaten, olduğum yerden çıkamadım zaten. Hayır, aradım. Ama polise gittiğinde ben o evden kaçtım. Hı-hı. Ben o evde şiddet görüyorum. Hı-hı. Ama ben değil, benim çocuklarım da babası işte yakınları mağdur ediyor dedin mi? Ya dedim zaten, ifademi verdim, ifadem var yanımda zaten. İfadem çantamda var zaten. Her şeyi anlattım zaten. Dedi işte eğer istersen... Hani çocuklar devlet korumasına alırız dediler. Ben de tamam dedim, alabilirsiniz o zaman dedim. Ondan sonra buraya çıktığını gördüğüm zaman dedim ki hani çıkma dedim, rezil etme kendini de beni de dedim. Kime dedin? Kenan'a dedim, babasına dedim. Kenan'ı ne zaman aradın? Ya 6'sında. 6 ya da 4 o zamanlar. Kenan yayına katıldıktan, az sonralar döndükten sonra mı? Yok yok, yani bir fotoğraf atmış ATV stüdyoları diye. Sosyal medyadan takip, hı-hı, ediyorsun onu. Yani... Ondan sonra dedi işte ben neredeyim biliyor musun dedim, neredesin beni ilgilendirmez falan dedim. Hatta babasıyla konuştuğumuz ses kaydı da var hatta. Buradan ses... birine göstermiştim de kim olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ses kaydını dinleyemiyoruz. Onu zaten evet dinleyemiyoruz, hı-hı, ama sen 6'sında eşine ulaştın. Ulaştım. Dedi ki neredesin dedi, ben dedi İstanbul'dayım dedi, her yerde seni arıyorum dedi. Dedim ki ara dedim, hani dedim artık ben boşanmak istiyorum. Peki defalarca ben söyledim, ben istemiyorum boşanalım dedim. Tamam dedi, boşanalım boşanalım dedi. Ondan sonra dedi ki ben de seninle boşanmayacağım dedi. Git babanın evine dedi. Orada kal dedi. O soy ismin değişmeyecek dedi. İstediğin kadar boşanmak için uğraş dedi. Ben seni boşamıyorum dedi. Babanla ilgili de iddiaları vardı. Babamla ilgili iddiası izledim az önce. Babam beni kimseyle evlendirmiyor. Babamla dedi gel, yani konuştum. Babamlara da dün ulaştım. Onlarla da konuştum. Kenan dedi böyle böyle söylemiş dedi. Dedim siz biliyorsunuz zaten dedim. Ben zaten 16 yaşında, 15'te benim okulum bitti 15 yaşında. Bakıcılık yaptım. 16 yaşında ben evlendim zaten. Şimdi ben 25 yaşındayım. 10 senedir ben Kenan'ın yanındayım zaten. 3 tane çocuğun var. Yani ben 10 senede hangi ara kimle evleneceğim, kimle boşanacağım da şey yapacağım yani. Eşim buraya gelmeseydi ortaya çıkar mıydın Hatice? Eşim buraya gelmeseydi ortaya çıkar mıydım? Çıkardım ama hani ailemin yanına giderdim. Niye gitmedin 3 ayda? Yani tamam, niye gitmedin? Sığınmadın? Niye? Ben onu çünkü bak... hani gitsem korkuyordum yani ailemin yanına, hani ne tepki vereceklerini bilmediğim için korktum yani ailemin. Boşanmanı onaylamaz ama... mı ailen? Ya hani ailem şimdi boşanmamı onaylıyor. Hı. Ama hani güvenemiyorum yani. Niye güvenemiyorsun? Ya güvenemiyorum şundan dolayı, hani 2017'de babasıyla Muş'a gittik biz Kıbrıs'ta. Hani babası işte geldi benim babama, yani çok affedersin ama. Cümle söylemiş, onu ben anladınız belki de, onu şimdi ondan dile getirmeyeceğim. Ondan sonra işte Kenan dedi ki abime... Hani kayınpederin seni istemediğini söyledi babana. 2017 senesi istemediğini söyledi. Hani dedi bir şey... Kimle evlendirirseniz ha? Evlendirin Deklam arası dedi. Deklam daha rahat konuşuruz sizden. Ha? Deklam arası daha... Hani... Yok, hayır. Konuş baban açık dedi, konuş. Baban demiş ki Muş'a gittiniz. Senin babana diyor. Benim babama diyor ki... Al bu kızı kimle evlendirirsen... Abim de dedi ki şey Kenan dedi baba, hani baban Hatice ne söylüyor, senin namusundur dedi.
Kenan da dedi ki... Böyle konuşmalar yaşandı mı hiç? Yani hiçbir zaman için konuşmadım. Olay... Bak, Kenan da dedi 2017'de ki... yolladım. Ben size hızlı bir şekilde... Muş'a gitti mi? Ben tabii gittim. Gittim. 2017'de babamla beraber gülerek yolladım. Nereye gönderdin babanla? Hatice ile babam... Babasının evine yolladım. Babasının bana dediği, ben dedi kızımı buraya dedi, planını getirdim dedi, kızımı dedi boşayacağım dedi. Yalan söylüyor, babam hiç öyle bir ben şey demedi. Ben yalan söylemiyorum hiç. Muş'ta senin ailen yaşıyor. Muş'ta benim ailem yaşıyor. Niye babasına gönderiyorsun Hatice'yi? Hatice'yi gezmek amaçlı yolladım ben babamla beraber. Çalıştığım için ben gidemedim. Çocuklar? Çocuklarla beraber hepsini. Tatile gittiler yani babasının yanına. Evet, evet, bizim evet. Klasik bildiğimiz evet. Bir şeydir. Evet. Çocuklar kız babasının evine gider. Hı-hı. Evet, ben gülerek yolladım. Gülerek. Ağlamadım, bir şey yapmadım. Hatice Hanım babasının evine gidiyor. Ben diyor boşanmak istiyorum. Hatice yapma, eyleme. Hatice çocuklarımız var. Yalansa desin yalandır ya. Ha ben her ya şimdi hani böyle diyor ama orada... Sonra ben işte, bugüne kadar yalan konuşmadım hani burada. Dedi, konuşmam kirada, da. Ev tutalım dedi. Ev tutalım dedi. Bak yüzü burada. Ev tutalım dedi. Ev tuttu. İyi kötü bir ev tuttu. Bir yerde kirada kaldık. Şimdi çalıştı. Ha. Çalıştı, çalışır, çalışır, evden çıkar, gider...